Kum cama, camsa sanat eserine dönüştü insanoğlunun elinde. Yüzyıllar boyunca cam ustaları bu geçirgen, kırılgan, zarif malzemeyle insanların hayatına estetik kattı. Camın kolay şekillendirilebilen zarif yapısı, işin püf noktasını öğrenen sanatçıların yaratıcılığı ve üslubuyla birleşti. Yasemin Aslan Bakiri de sanat hayatında kendini ifade etmek için camı seçenlerden. İstanbul'daki eğitimimde cam üretimi yapan büyük bir fabrikada staj yapma şansı doğmuştu. O an tanışmıştım camla ama Venedik'te başka bir boyutunu gördüm. Sıcak camın nasıl kullanıldığını gördüm. Daha sonra İngiltere'de farklı bir eğitim planlarım varken bir sergi gezme şansım oldu. Devasa heykeller vardı sergide, büyük heykeller vardı. Camın ışıltısı, camın doğası, her şeyi beni çok etkiledi o sergide ve kalbim çok hızlı çarpmaya başladı. Dedim ki herhalde ben hayatımın aradığım malzemeyi buldum. İngiltere'deki eğitimi süresince İngiliz sanatçılara asistanlık yaptı, farklı milletlerden cam sanatçılarıyla çalışma fırsatı buldu. Anadolu kültürüyle yurt dışında aldığı eğitimi birleştirerek cam heykeller başta olmak üzere pek çok özgün eser verdi, çok sayıda kişisel sergi açtı. Eserlerinde en çok dikkat çeken şey ise yüzlerce yıllık kuma döküm tekniğini kullanması oldu. Yüksek ısılarla çalışılan ve oldukça zor bir teknik olan kuma döküm, eski çağlardan çıkıp Bakiri'nin camlarında yeniden hayat buldu. Köklerini doğadan, tarihten ve medeniyetlerden alan renk ve figürler, hayallerini somutlaştırdığı camla sanatsal ögelere dönüştü. Tarihi çok derin olan bir ülkede yaşıyoruz. Farklı medeniyetlerin birlikte buluşması ayrı bir anlam kazanıyor. Camda da çok transparan olması, şeffaf, geçirgen, ışık, bunların hepsi birleştiği zaman bir de kültürünüzdeki motifler, renkler hepsi birleşince farklı bir kavram çıkıyor, farklı bir form çıkıyor ortaya. Tabii bunlar beni etkileyen etkenlerden biri. Bakiri Türkiye'ye döndükten sonra sanat çalışmalarına Balat'taki camhanede devam etti. Barındırdığı galeri ve atölyelerle tüm dünyadan cam sanatçılarını buluşturan camhane, bugüne dek pek çok ulusal ve uluslararası sergiye ev sahipliği yaptı. Ancak Bakiri'ye göre bu yeterli değil. Onun hedefi Türk camını dünyaya tanıtmak, farklı tekniklerle çalışan cam sanatçılarıyla yeni teknikler ve eserler yaratmak. Bu yolda atılacak en önemli adımsa İstanbul'da bir cam müzesinin açılması. Mekanla insan ilişkisi benim çalışmalarımda çok önem kazanıyor. O mekanda bulunduğunuz zaman cam size mutluluk vermeli diye düşünüyorum. Çünkü zaten mutlu bir malzeme. Işık açısından, geçirgenlik açısından, şeffaf olması, her şeyi cıvıl cıvıl geliyor bana malzeme olarak. Yani herkes yorumuna açık, herkese farklı etkiler verecek bir malzeme olarak mekanda yer bulması beni mutlu ediyor. Bakiri, yarattığı eserlerin insanlarla sürekli etkileşim içinde olmasını, tıpkı cam gibi yaşamasını istiyor. İnsanların hayatında iz bırakmayı amaçlayan bu yaklaşım, Bakiri'yi diğer cam sanatçılarından ayıran en temel öge.